Değerli Muğla TV izleyicileri, bugün Halkın Sesi programında halkımıza pandemiden sonra hayatınızda ne değişecek sorusunu sorduk. Bakalım Muğla halkının hayatında neler değişecek? İyi seyirler. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Davut, Ağırlıyım. Muğla'da esnaflık yapıyorum 13 yıldır. Dönerciyim, işte böyle çalışıyoruz. Peki pandemiden sonra sizin için neler değişecek? Bizim için eskisi gibi daha güzel bir iş ortamı, daha korkmadan esnafın hali vakti inşallah iyi olur diye düşünüyoruz yani. Peki sizin işleriniz nasıl etkilendi bu durumdan? En çok yemek sektörü etkilendi bu işte. İnsanlar biraz uzak kalıyor, korkuyor yiyelim yemeyelim diye. Biz bu pandemiden dolayı çok mağdur olduk yani. İnşallah bunu da devletimiz bize destek olarak atlatırız yani. Peki gelirler azaldı ama giderler devam ediyor. Aynı zamanda zamlar da arttı. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Aslında en önemlisi zamlarla ilgili konuşmak lazım. Satışımız zamlara göre arada bayağı fark var. Biz zam yapamıyoruz ama alışımız çok yüksek. Bundan dolayı da yani ben anlayamıyorum. Yani biz ülkemizde bir markete giriyorsun. Herkes kafasına göre bir fiyat belirliyor. Oysa ki yani bir belli bir düzen olması lazım. Ama maalesef herkes her şey istediği fiyatı vuruyor. Her gün hemen hemen tavuğa diyebilirim zam geliyor. Yani. Bu da bizi çok etkiliyor. Yani. Peki sizce bu süreç daha ne kadar böyle devam edecek ve nasıl düzelebilir? Bu süreç bence yine de bizim devlet büyüklerimiz bu işe bir el atarsalar düzeleceğini düşünüyorum. İnşallah hastalık da biz vatandaş olarak daha iyi korunursak düzeleceğini düşünüyorum. Peki siz aşı olmayı düşünüyor musunuz? Güveniyor musunuz aşıya? Aşı olmayı eğer Sayın Cumhurbaşkanımız olduysa, bakanımız olduysa biz de korkmadan oluruz yani. Güvenebiliriz diyorsunuz. Güvenebiliriz tabii. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız güvendiyse aşıya biz hay hay güveniriz. Peki bu süreç geçtikten sonra sizce normale hemen dönebilecek miyiz halk olarak? Biz halk olarak zoru seven bir halkız. Bunu atlatırız Allah'ın izniyle. Düşünüyorum yani. Çünkü insanlar biraz da eskiden çok şikayetçiydi. Şimdi bu kadar sıkıntıyı görünce daha mutlu olur, daha haline şükreder, daha iyi düşünür diye düşünüyorum yani. Çünkü işler iyiydi, insanlar şikayetçiydi. Şimdi işler temelli kesilince insanlar eskiyi arıyor şimdi. Bence daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şeylerin değerini anlamış olduk bu şekilde. Evet, tabii bir şeylerin değerini anlamış olduk. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Buradan insanlara şunu söylemek istiyorum. Pandemiden dolayı birbirimize yardımcı olalım. Saygı ve sevgiyle birbirimize anlayışla karşılayalım. Her bize yaklaşan polisimiz olsun, askerimiz olsun tepki vererek karşılık vermeyelim. Dikkat edelim, inşallah bu hastalığı yeneriz. İnşallah herkesin işi de gücü de düzelir. Herkes de mutlu olur yani. Umarız bir an önce bu süreç düzelir. İnşallah, inşallah düzelir. Peki çok teşekkür ederiz. Erol ben. Erol. Pandemiden sonra sizin için ne değişecek? Vallahi bir an önce bitsin de bir rahat rahat çıkıp gezelim, çocuklarımızı gezdirelim. Bir halı saha maçlarına gidelim. Pikniklere gidelim, ne bileyim gezelim yani, her şey normale dönsün. Her şey daha güzel olsun. İnşallah da olacak böyle giderse. Yani yeter ki insanlarımız kurallara uysun. Şu maskeyi ağızlarından çıkarmasınlar. Fazla birbirlerine temasla yakınlaşmasınlar. Temasta bulunmasınlar. Budur, başka bir şey yok yani. İnşallah her şey güzel olur. Peki sizce bu süreç daha ne kadar böyle devam edecek? Yani gidişata bakılır yani. İnsanlarımıza bağlı. Ne kadar dikkatli olurlarsa o kadar daha çabuk biter. O kadar daha iyi olur, iyi geçer. Tabii bilemezsiniz sonrasından bir daha çıkar mı? Yani üçüncü dalgası olur mu olmaz mı bilemezsin.
İnşallah olmaz. Olmaz ise tahminime bir yıla kadar hiçbir şey kalmaz. Yazın sonunda biter inşallah. Öyle düşünüyoruz. İzlediklerimize göre de öyle diyorlar. İnşallah biter yani bir senenin sonuna kadar. Peki siz aşı olmayı düşünüyor musunuz? Güveniyor musunuz aşıya? Vallahi aşı konusunda bilmiyorum da bir kendimi en sona bırakıyorum. En sona bakacağız. Eğer iyi bir şey olursa yani insanlarda bir sıkıntı olmazsa biz de aşı oluruz. Bir önce gözlemleyeceksiniz herhalde. Tabii canım yani öyle yani zaten bize sıra geleceğini sanmıyorum ama sıra gelirse de oluruz yani. Peki sizin işleriniz pandemi sürecinde nasıl etkilendi? Eskisi gibi değil şimdi. Eskiden mesela çalışıyorduk, yetiştiremiyordunuz. Hem müşteri oturtabiliyordun, hem paket servisimiz olduğu zaman. Şimdi müşteri oturtamıyorsun ama sadece paket servis yapabiliyorsun. O da olmuyor, yetmiyor. Kirayı mı vereceksin, masrafını mı vereceksin, dükkanın giderlerini mi vereceksin, eleman parası mı, şudur budur olmuyor yani. İşin içinden çıkılmıyor. Tabii devlet de bir destek vereceğiz diye açıkladılar. Onu bekliyoruz. Bakalım o süreç nasıl geçecek. İster istemez gelirler azaldı ama giderler devam ediyor. Aynı zamanda zamlar da devam ediyor. Gider değişmez zaten. Şimdi asgari ücrete zam olduktan sonra bir bakıyorsunuz altın fiyatı düşmüş, dolar düşmüş. Ama her şeye zam gelmiş. Sebzeye, meyveye, kuru bakliyata. Biliyorsunuz yani ayçiçek yağı artık bir şey olmuş. İnternette herkes kendine fenomen haline getirmiş. 70 liraya kadar ayçiçek yağı çıkmış. Ben bunu nasıl alacağım evime götüreceğim ya da dükkana nasıl götüreceğim? Bir tane 5 kiloluk alıyorsun, 3 günde bitiyor. Bir daha gidip bir daha 60-70 lira para vereceğim. Ayçiçek yağı alacağım diye düşünüyorum. Ya da ne bileyim markete gidiyorsun. Dün eline attığın bir şey bugün biraz daha yükselmiş fiyatı. Neden böyle diyorsun? Her şeye zam geldi diyorlar. Normalde doların altının düşürdüğü zaman her şeyin de düşmesi gerektiği yerde bu sefer tam tersi olmuş. Onlar düştüğü zaman bu sefer yiyecek içecek bunlar yükselmiş. Yani bir yere gidip bir şey alamıyorsun. Peki sizce bunun en büyük sebebi ne? Ya bunun en büyük sebebi bilmiyorum da hani şimdi diyorlar ki Türkiye'de enflasyon kötü. Madem enflasyon kötüyse herkese kötü olsun o zaman. Niye sadece çalışanı, işçiye, emekçiye kötü oluyor? Yani herkes olsun o zaman. Hani değiyorsa fakire de değiyorsa zengine de değsin. Onlara da bir şeyler olsun. Yani onlar olmuyorsa dahi onlar bir şeyler yapması gerekiyor. Yani bu topluma biraz da onların yardım olması gerekiyor. Ama olmuyor öyle bir şey yok yani. Nasıl diyeyim şimdi ben çalışıyorum akşama kadar. Akşam evime gidiyorum. Sabah kalkıp tekrar işime geliyorum. Düşünüyorum acaba ben bugün ne yapabileceğim? Hani bu hastalık ne zaman bitecek? Biz ne zaman rahata kavuşacağız? Acaba hastalık bittikten sonra yine bir şeyler düşüşe geçecek mi yoksa daha da mı yükselecek diye düşünüyoruz. Ve inşallah öyle bir şey de olmaz. Hastalık da biter. İnsanlar herkes rahatına kavuşur, işine gücüne bakar. Herkes ekmeğine bakar yani. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Söylemek istediğim şey herkes kendine dikkat etsin. Sağlığına önem versin. Çoluğuna, çocuğuna, işine, gücüne sahip çıksın. Başka da bir şey istemiyorum. Yani özellikle kurallara uyalım. Uymayanları da uyaralım. Şu kar yağışında mesela şoförler çok dikkat etmesi lazım. Arabalarının bakımını yaptırsınlar. Araba kullanırken sağa sola dikkat etsinler. İnsanlara dikkat etsinler. Yani her virüs var da tamam virüsü de dikkat ediyoruz. Ona daha çok dikkat ediyoruz. Ama diğer kurallarımızı da unutmayalım. Onlara da dikkat edelim. Ben fazla. Pandemiden sonra sizin için ne değişecek? Biz inşaat işçisiyiz. Şimdi cumartesi, pazar sokağa çıkamıyoruz. Haftada 8 gün ediyor. Ayda 22 gün kiracıyız. Kiralarımızı ödeyemez duruma geldik. Yani o kadar zorlanıyoruz. Hayat şartları bayağı bir değişecek. Biraz rahatlayacaksınız. Tabii, haliyle rahatlayacağız. İnşallah geçer. Ama tabii halkımızın da duyarlı olması lazım. Peki pandemiden sonra hemen bu işler yoluna girecek mi sizce? Biraz zor. Bu gidiş de zor biraz. Gelirler azaldı, giderler devam ediyor. Aynı zamanda zamlar da var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi hayat şartları gitgide zorlaşıyor. Ev sahibi pandemi var. Ben kirayı almayayım veyahut da eksik alayım demiyorum. Ödemeler aynı ama gelir eksildi. Gelir konusunda çok sıkıntımız var.
Peki bu ne kadar böyle devam edecek? Bilemiyoruz. Onu bilmiyoruz. Ne zamana kadar devam eder, nasıl olur? İnşallah bir an önce biter. Ama işimiz zor yani. Biz gurbetçi adamız. Memleketimizi terk edip gelmişiz buralara. İşimiz zor yani. Peki aşı olmayı düşünüyor musunuz? Güveniyor musunuz aşıya? Vallahi hiç bilmiyorum o konuda. Kimisi, bazıları diyorlar iyi, bazıları diyorlar kötü. Daha kararsızım. Biraz gözlemleyecek misiniz siz de? Biraz zaman geçsin ondan sonra. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Herkes duyarlı olsun bu konuda. Bu bizim için yani devletimiz de işte Sağlık Bakanımız da bizim için uğraşıyor. Herkes duyarlı olursa bir an önce bu herhalde biter. Normale dönse hayat şartları değişir. İnsanların yaşama tarzı değişir. Her şey çok farklı olur. Umarız bir an önce düzelir bu durum. Çok teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Ben Esengül Tanrı. Pandemiden sonra sizin için ne değişecek? Benim için hayat değişti pandemiden sonra. 4 tane çocuğum var. Eşim bıraktı gitti. Maalesef bir kadın var hayatında. 4 çocuğuyla mağdur kaldım. Kiramı ödeyemiyor. Faturalarım kesildi. Öyle. Peki kazancınızı nereden elde ediyorsunuz? Nasıl işleriniz? Ailem tarafından. Ailem biraz destek çıkıyor. Böyle komşular şey yapıyor. Yardımcı oluyor. Öyle. Çok geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun. Peki gelir yok. Yani gider var ve zamlar da devam ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zamlar maalesef bizi bitiriyor. Ne düşünebilirim, ne diyebilirim ki? Her şey pahalı. Peki sizce bu süreç daha ne kadar böyle devam edecek? Bilemem de bayağı bir devam edecek. Ne kadar ettiğini bilmiyorum. Peki siz aşı olmayı düşünüyor musunuz? Olacak mısınız? Güveniyor musunuz? O konuda bir düşüncem yok şu an. Olumlu. Güvenmiyor musunuz? Yani %50 kararsızım. Peki neden güvenmiyorsunuz? İşte tehlikesi olabilir diye, yan etkisi olabilir diye. Onun için biraz güvensizlik var. Peki bu süreç sizin için daha bir zor geçiyor anladığım kadarıyla. Çünkü öyle pandemi bir taraftan, eşimin terk edip gitmesi bir taraftan, 4 çocuklarım benimle kalıyor, babasını göremiyorlar. Hepsi üst üste gelince benim için daha bir kötü bir durum. Umarım sizin için de her şey çok güzel olur, her şey düzelir. İnşallah düzelir. Buradan iz... Yok ama inşallah düzelir. Bence umudunuz olmalı. Evet olmalı. Umutsuz maalesef kalmıyor. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ne diyeyim? Dua etsinler. Yardımcı olmak isteyenler yardımcı olabilir. Gerçekten mağdur ve zor durumdayım. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ne diyeyim başka? Benim Atakan Bülbül. 18 yaşındayım. Yani pazarlıkla uğraşıyorum. Kaç yıldır yapıyorsun? Kaç yıldır? Hemen hemen kendim bildiğim bileli bu işteyiz. Bu yani. Peki pandemiden sonra senin için ne değişecek? Ne değişecek? Çok şey değişecek. İşlerim açılacak. Ayrıyeten 120 baş büyük hayvanımız var. O işlerim açılacak. Buradaki pazarcık işlerim açılacak. Şimdi mesela 100 kişi geliyorsa pandemi bitince 200-300 kişi gelecek. Biraz daha fazla olacak. Alışverişler güzel olacak. Mal güzel olacak. Bu yani. Peki pandemi süreci bu sizin işleri nasıl etkiledi? Nasıl etkiledi? Çok kötü bir şekilde etkiledi. Yasaklar oldu. Ayrıyeten biz 2-3 tane pazara giden bir aileyiz. Perşembe pazarı mesela önceden yasaktı, kısıtlama oldu. O zaman bizler eve harçlık veyahut da ihtiyaç karşılanmıyordu. Böyle bir kötü yan oldu. Başka nasıl bir kötü yan oldu? Hayvandan yana çok kötü yan oldu. Bu yani başka bir şey. Peki şu anda pazar fiyatları sence nasıl? Senin gözünden de dinleyelim. Benim gözümden nasıl? Milletin pandemi yüzünden çalışmayı şeyi yok, gücü yok. Çoğu kişi işsiz. İşsiz olunca bu sefer burada 1 lira malzeme 50 kuruşu almaya çalışıyor. Böyle bir kötü yanan. Bu sefer bunun nasıl bir zorlukla kazanıldığını bilmiyorlar. Onlar da haklı. Pazarcı, üretici de haklı. Gübrenin parası fazla. Ne bileyim, traktör, mazotun fazlası çok fazla. Böyle bir kötü yanı var. Bu. Üretici yönünden de zamlar olduğu için fiyatlara da yansıyor bu yüzden. Aynen, çok yansıyor. Bir süre de halk da buna karşı itiraz çıkıyor, fazla para gidiyor diye üzülüyor. Mesela burada ıspanak 4 lira, 5 lira, 3 liraya, 2,5 liraya olmaz mı diyor. Bir süre de bunun nasıl bir şey olduğunu bilmedikleri için
kıramıyorsunuz da bazen tamam diyorsunuz, bazen zarar ne oluyor bu iş? Çok fazla kurtarmıyor yani, sıkıntılı. Peki üretici yeteri kadar destek veriliyor mu? Verilmiyor. Yeteri kadar destek verilmiyor. Ne olması gerekiyor? Nasıl düzelebilir bu? Ya, Türkiye'de şöyle bir yönetim var. Çiftçi eğer bu işi yapmasa baştakiler bu işi yurt dışından almak zorunda kalacak. Benim düşüncem çiftçilere destek çıkarak ihracatı veya ihracat ve ihalatı düşürüp veya arttırabilme gibi bir şey olabilir yani. Hayati Boz, Yeşilyurtluyum, Muğla Yeşilyurt'tanım. Pazarcılık işiyle uğraşıyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Şöyle diyeyim, çocukluğumdan beri. Aşağı yukarı 25 yıl. Peki pandemiden sonra sizin için ne değişecek? Vallahi şu pandemi bitsin de yani şöyle söyleyeyim, vatandaş pazara çıkmayı korkuyor. Ya şöyle bir şey oldu, havsonlar kapandı ama biz pazarcılık durumlarımız çok kötü oldu ama büyük marketler manav oldu. Ya bir nevi büyük manavlara çekilen bir peşkeş mi görüyorum ben yani, çünkü esnaf da açabilirdi. Çünkü açık havada vatandaşın gezmesi var, kapalı ortamda vatandaşın gezmesi var. Bunlar bizi çok etkiledi. Ve vatandaş perşembe büyük pazarlara çıkmıyor. Çok büyük etkiledi. İnşallah şu pandemiden kurtuluruz. Eski günlerimize geri döneriz. Yani rahatlıkla pazarcılık yapmak istiyoruz. Hayalimiz bu. Peki, gelirler bir şekilde azaldı ama giderler devam ediyor. Aynı zamanda zamlar da devam ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi pandemi destek olarak yardım talebi varmış. Yaptık. İlk defa 1.000 lira para düştü bana. Şaşırdım. Ben çocuğum 3-4 sene özel okulda okudum. Durumlarım kötü olmasına rağmen okutmaya çalıştım. Bana hiçbir şekilde destek çıkmadı. Doktor çocuklarına destek çıktı. Ama şaşırdım, ben çıkmaz diye başvurdum ama çıktı. Ama 1.000 lirayla ne olur? Hangi ev bakılır? Yani geçinilmez yani. Ben sonuçta yanımda 2 tane insan çalıştırıyorum. Mazot param değil. Aylık bağ kurum 1060 lira. 1.000 lira hiçbir şey değil yani. Kira, sonuçta depomuz var, kiramız var, şeyimiz var. Hiçbir etkisi yani, faydası yok. Ama ben isterdim ki devletimizden Tunuslara falan yardım edeceğine ilk önce kendi evimizin önünü süpürmek. Vatandaşım yardımcı olmak. Çünkü esnafım için arkadaşlar hepsiyle samimiyim, aram çok iyi. Hepsi dert yanıyor. Herkes yanıyor. Yani inşallah düzgün bir politik olur veya şey olur, vatandaşına, esnafa sahip çıkılır. Esnaf çok kötü durumda. Yani bu, şimdi ben sabahleyin geldiğimde buraya karda, arabam Yeşilyurt'tan geliyorum, rampada geliyorum. Yolda kaldım. Biraz bekledik, kepçe yol açtı, ondan sonra çıktık geldik. Gelmesek de iş değil çünkü elimizde malımız var, sebze. Sebze akarlı kokar derler yani, elbise olsa açmayın bugün dersin ama sebze açmak zorundasın. Allah yardımcımız olsun. İnşallah şu pandemiden kurtuluruz, eski günlerimize geri döneriz. İnşallah. Vatandaş pazar fiyatlarından da bari yanık. Bir üretici olarak bu konuda ne söylemek istersiniz? Sizde de zam var. Var. Şimdi şunu söyleyeyim, sebze fiyatlarını biz belirlemiyoruz. İhracat belirliyor. Onun için ama narincideki pahalılığı söyleyeyim. Bu Mayıs ayındaki, o Mayıs 14, 15, 16 ayında olan sıcaklar portakalı çiçekteyken portakal çok zarar verdi. Ne oldu? 40 tonluk bahçesinde portakal narincisi olan bir adam 15 ton mal aldı. Böyle olunca ister istemez Türkiye'nin olunca alıcılar çoğaldı. Alıcı olunca fiyat yükseldi. Yani sonuçta alıcı yükseldi. Şu anda tüccarın elinde değil bu. Tüccarla alakası yok. Malın az olduğu için. Öbür türlü yani sebze fiyatlarına ihracat bir çıkıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Geçen hafta gittik, domates 1.70 normal domates toptan. Dün gittik 3 lira. Bunu bizim elimiz olan bir şey değil. Ama narinci, biz mesela Muğla yetişen narinci olarak narincinin kıtlığından, o hava sıcaklarından, hava maliyetlerinden olan olaydan dolayı üretici haklı. Çünkü adam 40 ton malı olsa 1 liradan satsa 40 milyar. Ama 10 ton malı olmuş. 4 lira satarsa o parayı kurtaracak. Onlar da haklı. Yani pazarın yüksek olma sebebi bu. Başka bir şeysi değil yani. Ama öbür sebze meyve olanı o zaman ihracatı kapatsınlar. Bak o zaman ne oluyor? 1 lira domates pazarda. Onu söyleyeyim yani. Peki üretimde üreticiye yeteri kadar destek sağlanıyor mu sizce? Yok. Yani şu Akyaka'da tekneyle gezenlerin aldığı mazotu biz alamıyoruz. Ve mesela üzüm bağım vardı. 7 dönüm Yeşilyurt'ta bozdum. Çünkü olmuyor. Zeytin. Hayır, zeytini büyük ihtimalle bizim mesela aşağı 60-70 dönüm zeytinliğim var. Evde yiyeceğim zeytinyağımı, zeytinini dış pazardan aldım ben bu sene. Bunun zararı da biz büyük ihtimalle şuna bağlıyorum ben, termik santrali. Çünkü eskiden yılda 3 ton, 4 ton yağımız olurdu. Şu anda bırak yağı, bir dilimlik zeytinimiz yok. Yani üretici çok kötü durumda. Çiftçi borçlanılırdı. Ha çok güzel, gel diyor, traktör vereceğiz sana diyor, 5 senede öde. Adı güzel. Hani neyi satacak adam, neyi ödeyecek?
Yani bir geliştirmiş bir şey yok yani. Çiftçi destek çıkarsın, dersin ki çiftçime şu para, şu dersin. Veya gereken yardım yaparsın, desteği yaparsın. O destek yok. Yok yani, üretici bitti. Peki termik santral ürünlere de zarar veriyor. Evet. Bunun için belli bir yere başvurmadınız mı? Biz başvurduk. Bize diyorlar ki şey takıldı, filtre takıldı. Ama bu filtrenin takıldığına inanmıyorum. Duman gene çıkıyor. Ha filtre, ha filtresiz bilmiyoruz. Mesela ben sigara filtreye taksam aynı duman yine çıkıyor. Yine zehirliyor. Yine zehirliyor. Hayır zehirli mi değil. Dışarı, mesela aynı dumanı sigara çekince aynı dumanı yine çıkarıyorum dışarıya. O benim filtre faydası var mı yok mu onu bilmiyorum ki. Adı filtre kondu. Ama zararı çok. Hele hele bizim şu Muğla'nın zeytini sıvır asittir. Mesela biz zeytinimizi olgunlaştırmayız. Mesela bir milas, bir çine gibi olgunlaştırıp asitlendirmeyiz. Yeşil toplarız, sıvır asit olur. Bizim yağımıza, ekmeğe ban, peynire ban, ye. Soğuk sıkım. Soğuk sıkım. Yani çok güzel yağımız oldu. Bu sene inanır mısın? İlk önceden yağımız var da çekişkenlik zeytinimizi dışarıdan aldık. Umarız bu süreç bir an önce düzelir. İnşallah. İnşallah. Tek umudumuz o. Bitsin artık biz eski günlerimiz geri dönelim. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Tek söyleyeyim şey var. Yerli esnafımıza sahip çıkın. Ben Yeşilurtluyum. Alışverişimi kendi köyümden yapıyorum. Ne olursa olsun. Çünkü yarın başım sıkışsa iki tane ekmeği kıyı tutturuk ödesin. Ama büyük marketlerde o yok. Adam 25 kuruşsa 15 kuruşsa. Ha kampanya var. Şunu kampanya var diyor. Ama öbürlerinde ne var? Onu fiyatları geçiriyorlar yani. doğru. Yani yerli esnafımıza sahip çıkın. Çünkü yarın bir çocuğunu emanet edebileceğin veya evde yoksan git oğlum Hasan amcandan, Bakal amcandan 5 liralık o işin görü o desen ve ekmeğin alık o desen dersin. Ama bir büyük marketten bunu alamaz. Mahalledeki bakkal amcamızda dostluk var. Yani dostluk var. Adam işini görüyor yani esnaflıkta yani bir bakkal değil, manav olsun, kasap olsun, şey olsun hepsi yani herkes kan alıyor. Bu zaman da yerel esnafa sahip çıkılması lazım. İsmim Batan, soy ismim Seven, Muğla'lıyım. Peki koronadan sonra hayatınız nasıl değişecek? Yani onu şu an düşünemedik. Daha da düşünmeye yani düşünecek vaktimiz çok olduğu için daha da yani düşünmeyi düşünmüyoruz. Daha uzun sürecek bir süreç mi diyorsunuz? Yani bence de böyle devam ederse biraz uzun sürecek gibi. Peki nasıl daha kısa sürede buna son verilebilir? Eve kapanmamız lazım. Öyle yani, öbür türlü olmaz. Buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani herkes kendi aklını kullanabildiği sürece bizim söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Emre ben, Emre Küçük. Pandemiden sonra hayatınızda ne değişecek? Pandemi bittikten sonra tabii işlerimiz yoğunlaşacak. Sosyalliğimiz artacak. Bir rahat bir nefes alacağız açıkçası yani eğer biterse. Peki sizce bu süreç daha ne kadar devam edecek bu şekilde? Yani bu aşının yapacağı etkilere bağlı. Sanırım uzmanlar kısa sürede büyük bir etki beklemeyin diyorlar ama belli de olmaz. Ümidimiz bir an evvel bitmesi tabii. Umarız. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Yani tedbirlere dikkat edelim. Bu süreyi daha güzel atlatmamız, daha çabuk atlatmamız için uyalım tedbirlere. Peki teşekkürler. Hemen size geçeyim. Tamam mı? Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Gazi Ömer Öztekin ismim. Pandemiden sonra hayatınızda ne değişecek? Vallahi ben öğretmenim, öğrencilerime kavuşacağım. Okullara yani sıralarda öğrenciler olacak. O yüzden okulların bir an önce açılması için pandeminin bitmesini bekliyoruz. Öncelikli olarak öğrencilere kavuşmamızı bekliyorum. Peki şunu sormak istiyorum size, uzaktan eğitim nasıl oluyor sizce? Yani çok etkili mi? Ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani şu anda öğrencileri hani bize yani kendileri görüntülerini açmadığı için dersi dinleyip dinlemediklerini veya derste o anda orada bulup bulunmadıklarına bile emin olamıyoruz. O yüzden çok verimli olabildiğini düşünmüyorum. Ama tabii ki şartlar gereği en azından hiçbir şey yapılmamasından da bir şeyler yapılması daha iyi olduğu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğrenciler de inşallah elinden geldiğince katılırsa daha iyi olacak ama tabii ki uzaktan eğitim, örgün eğitim yerini tutmuyor kesinlikle %100. Başarı oranları düştü mü bu süreçte bu yüzden? Başarı oranları tabii ki düştü. Öğrenciler tabii sınav da yaptık lise branşına giriyorum ben. Yani bayağı ortalama olarak %50'nin altında çoğusun. Ama tabii bu hani biz bu ortalamayı gene yüksek gösteriyoruz. Sözlülerle geçirdik. Şu anda hani %60'ına yakın öğrenci kalacakken sözlülerle hepsi geçti. Hani bu da Milli Eğitim'in kendi
öyle istediler bizden. Yani bir nesil kayboluyor, böyle devam ederse kaybolmaya devam edecek. Yani 1,5 yıl bir öğrencilerde bir kayıp var şu anda, 1,5 yıl. Peki normal örgün üretime geri dönüldüğünde buna adapte olma süreci ne kadar sürer sizce? Çok uzun süreceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü çocuklar daha hemen buna uyum sağlayacaklar. Ondan bir problem olacağını düşünmüyorum. Yeter ki dönebilelim yani. Önemli olan o şu an. Umarız bir an önce düzelir. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mustafa Korkmaz, Muğla'lıyım. Koronadan sonra hayatınızda ne değişecek? Koronadan sonra hayatımız çok güzel bir şeyler değişecek. Özgürlüğümüz gelecek. Efendim istediğimiz yerde oturabileceğiz, gezebileceğiz her tarafa. Bu korona bizi hapsetti zaten. Bizi yani hayatımız karardı. Hesapların zaten bitti. Yani kazançlar %50, %10'u düştü. Yani geçim sıkıntısı daha çok zor aldı. Ama koronadan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki sizce bu süreç daha ne kadar böyle devam edecek? Bu süreç artık yani bunlar bence tabii sağlığımız çok önemli. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bence bir bahane olmuş gibi oldu artık gari. Bu tabak tadı verdi. Eski dilden konuşalım. Yani 3 ay uzadı. Yok efendim bir daha, bir daha. 3 ay daha yok bir daha. 3 ay daha bir daha. Nereye kadar bir daha bir daha olacak bu iş? Artık bitsin. Artık bitsin yani. Burnumuzu geldi. Mesela 65 yaş üstü evden çıkmasın. Tamam evden çıkmasın. Benim kızım çıkıyor, hanımım çıkıyor, oğlum çıkıyor. Onlar getirirse ben ne olacağım evde? Bu da yanlış. Yani ben çok kötü yani diyorum ki bunun işin biteceği de yok. Bu bir bahane gibi oldu artık yani. Ne desem yani ekonomik sıkıntısı öyle. Yani çok kötü. Korona geçse bile bu ekonomi düzelecek mi hemen? Bu korona geçerse ekonomi tabii bir yılda anca düzeliriz herhalde. Yalnız tabii herkesin yüzü gülecek, alışveriş edecek. Yani millet alışveriş bak, esnafın alışveriş aynasıdır. Esnaf alışveriş yaparsa yüzü güler. Esnaf alışveriş yapmadığı müddetçe yüzü kaskara oturur. Hani peşin veren bacak çelmiş oturmuş, verisi veren böyle yapmış gibi bir şey yani. Ben durum böyle, benim görüşüm. Peki siz aşı olmayı düşünüyor musunuz, güveniyor musunuz bu aşıya? Tabii canım, olalım artık. Ya nasıl olsa ölmeyeceğimiz, öleceksek öyle ölelim bari. Olsun, aşımızı olalım. Ben kronik şeker hastasıyım. Grip aşısı oldum. Şimdi korona aşısında olacağım. Benim yaşım 68, 53 doğumluyum. Tabii olacağım. Olacağım ya bu efendim yok şöyle diyorlar ki nedir şu olmaz şöyledir Çin'den böyle olur şundan böyle olur. Dünya bunu artık dünya önlem almak zorunda almaya çalışıyor ama artık güveneceğiz gari. Devletimize güveneceğiz aşıya güveneceğiz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki Çin'den geldiği için ben olmayacağım. Ya Çin'i minim var bunun artık Çin'i bitti, Almanya'sı da bitti, Amerika'sı da bitti, Hollanda'sı da bitti, her tarafı bitti bunun. Artık güvenmek zorundayız. Tek çaremiz bu. Tek çaremiz bu. Artık morallerimiz sıfır. Şu anda yani halk yani tıh desen ağlayacak. Efendim bak cinayetler, dövüşler, her şeyler çoğaldı. Neden? Adam ekonomik sıkıntısından, efendim bu korona dolayısıyla bankadan çekti kredi, kazanç yok, dükkanı kapalı, esnafın artık çare yok. Evde evi varıyorsun, evde hanım kovuluyor. Dışarı çıkıyorsun, polis kovuluyor. Ya biz nereye gideceğiz artık? Ağacın dalında mı asılalım, ne yapalım? Yani şu durum çok sıkıntılı. Vatandaşımız çok kötü mağdur durumda. Bu korona bu kadar sürmemesi gerekiyor. Artık açılsın gari. Şubat'ın 1'inde açılsın. Şubat'ın 10'unda açılsın. Neymiş efendim? Şubat'ta açılırsa tekrar 3. Böyle olmaz ki. Ondan sonra 4. ondan sonra 5. Bittik. Dükendik. Aç insanlarımız çok. Borcumuz çok. Borcumuzu ödeyemez hale geldik. Artık bunu yetsin bitsin gari bu canım. Gelir yok ama zamlar devam ediyor, giderler var. Evet bak hakikaten diyorsun, çok doğru söyledin efendim.
Gelirler yok, gider çok. Marketler aldı başına gidiyor. Ya 5 liralık aldığın şey 15 lira. Ben 44 lira çiçek yağı aldıydım. Bir ay sonra 60 lira oldu. 16 lira. E bu nereye kadar olacak bu? Marketlere varamıyoruz. Pahalı. Her tarafa varmıyoruz. Ama yumurta oldu 1 lira 25 kuruş, 1,5 lira. Artık çok geçim sıkıntısı halindeyiz. Çok kötü durumdayız yani. Bunun büyük yetkililerimiz bir an önce bu ekonomi düzelsin. Bu işlerden kurtulalım. Vatandaş biraz soluk alsın arkadaş ya. Peki sizin işleriniz nasıl etkilendi bu durumdan? Bittik. %50 düşüş. Cumartesi pazar yok. Cumartesi pazar ben zaten çıksam açsam dükkanı sokakta insan yok ki. Kimi satayım? Haftada 5 gün çalışıyorsun zaten kaç para? %4 para kazanıyorum ben. Biz zaten bittik. Yani piyangocu olarak biz zaten bittik. Şu anda kredi kartlarımı 40 milyar borcum var. Nasıl ödenecek bu? %4 çalışıyorum. Maaş 2 milyar 200'dün. Hadi %8 daha verdin. Maaş oldu 2 milyar 380 lira. Allah aşkına 4 nüfuslu bir insan 2 milyar 380 lirayla geçinir mi? Ben devlete 25 yıl vergi verdim. 25 yıl Bağkur'un para yatırdım. Aldım para 2 milyon 380 lira. Yazık, günah değil mi? Bir ev yok. Evde 1 milyonu oturuyorum. 2 artı 1 sobalı evde. 1 milyon ev kira. 150 elektrik, 150 su geliyor, 300. 400 de odun yakıyoruz. Ne yaptı? 1 milyon 300, 1 milyon 700. Hani benim market param? Hani benim pazar param? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Yani şu anda açık durumdayız. Yani vallahi çok iyi oldu yani. Siz muhabir olarak geldiniz. Çok teşekkür ederim bunu. Beni bu şeyde daha konuşma özgürlüğü verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Ha, evet. Bak, dinlesinler bizim sözü. Artık hani asgari ücret. Bak, maaşlar asgari ücretle bir gidiyordu. Evet, asgari ücret 2 milyar 800 kusur lira. Ha, o biraz iyileşti. Ama bizim emekli maaşı aynı asgari ücretle bir gitmesi gerekiyor. Evet, eskiden öyleydi. Arada eskiden bir şey kalmadı. Sadece çok affedersiniz demenin yürüyüşü kaldı. O da değiştirecek yürüyüşünü bu gidecek. Yani her dünya değişti, ortam değişti. Her şey daha zor artık. Her şey daha zor. Eskiden bir sözümüz vardı. Ekmek aslanın ağzında. Şimdi ağzındasın da ağzından sonra midesine gitti. Artık çıkmaz hale geldik. Evet. Umarız bir an önce bu durumlar düzelir. Normal hayatlarımıza geri döneriz. İnşallah kardeşim. Esnaf kazanmaya devam eder. Devam etsin. Esnaf öldü ya. Öldü. Esnaf bitti. Umarız bir an önce düzelir. İnşallah. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Aynı anlattığımız gibi niye söyleyeyim izleyicilere? Sabırlı olacağız. Dediğim gibi karınca kadarınca kendi yağımızla, sen kendi soğanımızla kavurmaya devam edeceğiz. Bankalardan kurtulamayacağız bu gidişe. İnşallah onlardan da kurtuluruz. Gelirlerimiz fazlaşır. İnsanlarımız da biraz, vatandaşlarımız sabırlı olsunlar. Yine de biz tekbiri elden bırakmayalım. Maskesiz yine dolaşmayalım. Dediğin gibi sosyal mesafe olsun. Ben az önce bir şey demiştim bak. Şimdi 65 üstü insan yaş üstünlerine hapis ediyorsun. Ya kardeşim, benim çoluğum çocuğum çıkıyor, onlar bulaştır gelirse ben ne yapacağım evde? Beni hapis ettik. Bu da var, bu da sıkıntı. Sonra birini açıyorsun, birini kapatıyorsun esnafların. Ya hepsi artık ne olacaksa olsun diyorum. Vatandaşımız sabırlı olsun ama vatandaşımızın sabrı taştı. İnşallah başka ülkeler gibi olmayız. Sabırlı olalım. Biz Türk milleti olarak duyarlı bir insanızdır. Her şeyi duyarlıyızdır yine. Hayırımıza, şeyimize, dini inançlı insanlarız. Her şeyi düşünceli bir hareketimiz olur. Başka ne diyeyim vatandaşımıza? Sabırlı olsunlar inşallah diyor. Nebil Kartal. Pandemiden sonra ne değişecek sizce? Pandemiden sonra daha çok fakirleşeceğiz. Borçlarımız daha çok olacak.
ezildiğinden kalacak. Efendim rahat edenler ne derler, ona bir söz vardır. Kepeğini su, eski söz. Sudan çıkaran kurtaracak kendini yani. Ekonomide mesela diğer ne bileyim yani herhangi bir şeyden kazançlı olanlar, örneğin altın, borsa, ne bileyim işte onun gibi şeylerle uğraşanlar kazanacak, katlanacak. Sağ solu bilmeyen köylüler daha fakir olacak. Tekrar şehirden köye dönüş olacak bir şeyler yani. İlerisi daha muamma yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki bu dönemde gelir yok, giderler ve zamlar fazla. Daha çok. Daha çok yani. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne düşüneyim yani? Düşünecek hiçbir şey yok. Yani şu anda elimiz kolumuz bağlı gibi bir durum var. Kimse kimseye derdini anlatamıyor. Herhangi bir şey yaptığımız zaman yani işte zamlar fazla, işte yok geçinemiyoruz dediğimiz zaman ne bileyim siyasetçilerden efendim bunlar zam yapıyor, önlemiyorlar, memleketi idare etmiyorlar dediğin zaman suçlu durum düşüyorsun. Memleketteki insanların çoğu sus pus. Bunu ne zaman sesini çıkaracaklar? Seçim sandığı önüne geldiği zaman. Mesela ben kesinlikle AK Parti'ye oy vermeyeceğim artık. Bitti. Misal. Vermedim de vermem de misal. Ama seçim sandığı ne zaman geldiği zaman o zaman düzlüğü çıkacağız diye tahmin ediyorum. Peki bu pandemi süreci daha ne kadar böyle devam edecek sizce? Vallahi en iyi profesörler 10 yılda anca temizlenir diyor. Almanya'daki karı koca vardı. Neydi adamların adı? Yeni ilaç buldular. BioNTech mi neydi? BioNTech. BioNTech işte. Onu bulan kişiler 10 yıl süreceğini söylüyorlar. Bilmiyoruz işte onu. İnşallah o kadar sürmez de yaz döneminde biter. Herkes bir sağa sola gider. Eş dostu kavuşur ne bileyim. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Ne diyeyim başka? Peki siz aşı olmayı düşünüyor musunuz? Güveniyor musunuz aşıya? Güvenmiyorum yani. Onu güvenmiyorum. Yani şimdi biraz siyasayı konuşacağız ama o siyasilerin önde gelenleri, aşıları ben zannetmiyorum Çin aşısını olduklarını inanmıyorum bir kere. İnanmıyorum. Onun için güvenemiyorum. Güvenemiyorum. Ha şöyle bir şey olur. Bizi güven vermeler için bilim kurulu üyelerinin tamamının tek bir söz altında karar verip de bu aşı herkes vurulabilir de bir kanaat olursa o zaman rahat vururum diye düşünüyorum. Ben köylüyüm. Ben Zeytinköylüyüm. Benim köyüm yandı. 3 yıl önce. Zeytinköy. Yangının sebebi neydi? Ya o artık bilemiyoruz da o artık ne diyorlar onu? Bilerek yakıldı. Biriler tarafından, mafya tarafından falan her şey. Ama bu işler meydana çıkar da 5-10 sene sonra netleşir de şimdiler bir şey olmaz. O bir rant davası oldu. Siyasi rant davası gibi bir şey oldu bilmiyoruz. Ve mesela Akbük'ten bizim köye kadar her taraf yağmur oluyor şu anda. Niye oluyor bu? Niye bu şeyi kaldırdılar? Neydi? Söyleyin. Ne alanıydı ya? Söylesenize. Ben aklıma gelmiyor bazen. Aha, sit alanı niçin kaldırdılar? Oraları mesela. Otel ve... Yani ama büyük insanlar mesela neydi bizim köyün altında duyumlara göre bilmiyoruz. Daha şey öngörü olarak bir şey söylemeyeyim de. Ali Ağaoğlu'nun bizim köyün altında yerleri varmış diyorlar. Seni beni Hasan'ı Hüseyin'i Ayşe Fatma'yı aldırıyor. Daha sonra kendisi topluyor mesela. Oraya ne bileyim bir büyük bir otel mi yapacak ne yapacak. Yani bu siyasilerin bir şey diye düşünüyorum bilmiyorum. Kendi topraklarımızı yabancılara satıyoruz artık. Evet. Ya yabancılara satıyoruz. Ya zaten biz de yabancılara teslim olduk. En iyi mesela daha detaylı uzun bir şey yapmaya gerek yok. En iyi mesela Petkim'i şunu bunu şeker fabrikalarını bilmem neler satmamız. Daha olmadı tank fabrikasını satmamız. Bu iyi işaret değil. Sen evdeki mesela düzenin olan çamaşır makinesini, buzdolabını evden sattığın zaman evin düzeni değişir mi? Sen bu temel taşı senin onlara önemli bir şey. Evdeki her gün seyrettiğin televizyon sattığın zaman ne olur? Bir karamsarlık olur mu?
aynıdır. Memleketin hali budur. Peki bu şekilde giderse sonumuz ne olacak sizce? Sonumuz bilmiyorum ama ben 60 yaşındayım. Sonumuz büyük bir sabrede büyük bir kaos olur gibime geliyor. Gibi değil, %99,5. Gelecek nesillere kendi toprağımızı, kendi değerlerimizi aktarabilecek miyiz sizce? Yok, imkansız. İmkansız. Ben mesela şeye gittim. Zeytin zaman zeytin var mı diye tepeden baktım. Bizim Kabaş diye bir yer vardır. Burada sürülmeyen tek tarla yoktu. Bir tek tarla yok sürülen şu anda. Ne oldu? Milleti ne bileyim emekli oldular. Kimse efendi, kimse şehir akın etti. Köy statüsü bitti zaten. Ya mantıksız siyaset yaptılar bunlar. Niye? Ya benim köyüm buradan 50 kilometre. Muğla'nın mahallesi olur mu ya? Muğla'nın mahallesi olur mu? Ben Muğla'da merkezdeki insanlarla benim köyümde insanlar aynı hizmeti alabilecekler mi? Mümkün değil. Bu göstermelik. Bu nedir? Siyasi rant için. Yani işte köylerin oyundan büyükşehir alır mıyız diye bu sebepten dolayı bu köylere merkezin mahallesi yaptılar. Doğru mudur? Hep biliyoruz da konuşacağız da artık yeter bu kadar. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? İnşallah sabredin. İnşallah yani karamsarlık bugün biter. Yani söyleyecek fazla bir şeyim yok, fazla tecrübem de yok fazla ama bilmiyorum yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Sonumuz hayırlı olsun diyelim. Sonumuz hayırlı olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Merhabalar, ismim Necat. Pandemiden sonra inşallah hayat güzel olacağına inanıyorum yani. Gerçekten sıkıldık yani. İnşallah en kısa zamanda bu ilaçlar da yani millete şifa olur yani. Ondan sonra dükkanlarımız açılır, dükkanlarımız kapalı. Bütün herkes esnaf yani kan alıyor şu anda yani. Gerçekten zor durumdayız yani. Hayat güzel olacağına inanıyorum yani. Düzelecek diyorsun. Düzelecek yani, aynen. Düzelecek, hayat düzelecek yani. Bir şekilde düzelecek yani. Peki ne kadar süre içerisinde düzelecek sizce bu? Bu yazı bulur yani. Yazı bulur yani. Ama şu anda ortam güzel yani. Böyle giderse mesafe uygulaması falan güzel. Ama yani gene dikkat etmezsek aynısı olacak yani. Buna inanıyorum yani. Peki ama... siz... aşı olmayı düşünüyor musunuz? Yok, hayır ben aşı olmuyorum. Güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum, ben aşı olmaya güvenmiyorum, düşünmüyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Çünkü ne bileyim, şu anda yani benim yani yaş itibariyle yani benim yaştaki olanlar hiçbirisi düşünmüyor yani. Ondan dolayısıyla yani ben düşünmüyorum yani. Peki bunun sebebi virüsün içinden çıkıp aşının içinden çıkması mı yoksa başka bir sebebi mi var? Hayır, başka bir sebebi yok. Yani çoğu kimse güvenmiyor yani. Yani ben de o amaçtan yani yaptırmak istemiyorum kısacası yani. Ama mecbur kalırsak mecbur yaptıracağız yani. Başka çaresi yok yani. Peki şu anda gelirler yok, esnaflarımız da zor durumda. Evet. Ama aynı zamanda zamlar var ve giderler devam ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi zam her gün bir şeylere zam geliyor da yani bunu devletin de yapabileceği bir şey yok yani. Çünkü bütçemizde bayağı bir açık var yani. Bir de pandemi konumu söz konusu olunca yani Allah devletimize de haber vermesin yani, öyle derim ben yani. Çünkü gerçekten devlet de zor durumda yani. Herkese destek verdi, pandemi verdi, pandemi parası verdi. Bütün fakirlere veya işsizlere yardım etti. Yani bunlar Türkiye için büyük bir ekonomi yüzünden büyük bir konum yani. Onun için yani Allah haber versin yani. Ne diyeyim yani, devletimize zarar vermesin. Onu diyorum yani. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Sosyal mesafeye uyalım. Aynı bu şekilde devam edersek harika olacak ve en kısa zamanda pandemiyi de yeneceğimize inanıyorum yani. Umarız bir an önce düzelir. Bir an önce düzelir inşallah. Can Şenlikçi. Pandemiden sonra hayatınızda ne değişecek? Umarım daha güzel olacak işlerimiz. Artık sevdiklerimizle görüşebileceğiz. Tabii ki. Tabii ki. Peki. Gelirlerimiz fazla yok bu süreçte, esnaflarımız da zor durumda ama aynı zamanda giderlerimiz devam ediyor, zamlar da yükselmeye başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu durumu değerlendirenler de var ama mümkün olduğunca düze çıkmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ben de esnafım.
inşallah daha da yükselerek devam edecek. Peki bu süreç daha ne kadar böyle devam edecek sizce? Sanırım bir sene daha sürecek. Aşı olmayı düşünüyor musunuz, güveniyor musunuz? Tabii güveniyorum, olacak. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Herkes kendine dikkat etsin, sağlığına dikkat etsin, mesafesini korusun. Yeterli. Peki çok böyle teşekkür olacağız. Ederiz. Ben Gülşen Kulaksızoğlu. Pandemiden sonra hayatınızda ne değişecek sizce? Ne değişecek? Her şey değişti. Eve mahkum olduk yani. Sevdiğimiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı hiç kimseyi göremiyoruz. Başka ne diyebilirim ki? Peki bu süreç daha ne kadar böyle devam edecek? Ay hiç onu bilemiyorum. Vallahi keşke kısa bir süre sonra bitse de biz de kurtulsak. İnşallah temennimiz o. Peki aşı olmayı düşünüyor musunuz? Güveniyor musunuz aşıya? Güvenme olayı değil de olmayı düşünüyorum fakat güvenme olayı yok. Güvenemiyorum ben de. Neden güvenmiyorsunuz? Vallahi bilemiyorum ki şimdi ne desem. Ama olacağım. Olacağım. Peki artık bu süreçte gelirler azaldı. Hatta hiç yok evet. Denecek kadar ama zamlar ve giderler devam ediyor. Aynen. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aynen. Ne düşünebilirim ki artık aldığımız maaşlar yetmiyor. Her gün zam, her gün bu pahalılık. Bilemiyorum. Pazar fiyatları nasıldı bugün? Pazar bugün biraz daha ucuz gibi. Öncekilerine göre biraz daha iyi. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Vallahi ne diyeyim, herkesin yardımcısı olsun. İnşallah bu pandemi biter de herkes sevdiği insanlara kavuşur. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İsmim Kamuran. Pandemiden sonra sizin hayatınızda ne değişecek? Ben birçok şey değişeceğini umuyorum. Artık başka bir dünya, başka bir yaşam şekilleri oluşacağını düşünüyorum. Zor bir döneç. Bunun çok kısa da sonuçlanmayacağını düşünüyorum. Ve ona göre yaşamımızı da ona göre düzenlemeye çalışıyorum ben kendi adıma. Teşekkür. Peki sizce bu süreç daha ne kadar böyle devam edecek? Ne zaman, nasıl düzelir? Şu an bir belirsizlik yaşıyor dünya. Artık ne zaman sonuçlanacağını kimse kestiremiyor. Yani uzun bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum bu pandemiden dolayı. Ve insanların yaşam şeklinin değişeceğini umuyorum. Yani artık bu dünyada yeni bir pandemili ve yeni bir virüslerle yaşamaya alışacak halkımız, öyle düşünüyorum. Artık bir şeyleri daha iyi anladık. Evet, halkımızın bunu çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum. Hani bunları oturup enine boyuna çok iyi düşünüp yaşamların da ona göre belirlemesini düşünüyorum. Yani başka bir şu an seçenek yok. Ben öyle düşünüyorum. Peki siz bu süreçte ne gibi tedbirler uyguladınız? Şimdi ben kent yaşamından uzak, mecbur olmadıkça şehre inmemeye, köyde yaşamımı devam ettirmeye çalışıyorum. Son bu pandemiden sonra köyde yapabileceğim bir şeyler var mı onu araştırıyorum ve o yönde mücadele ediyorum. Biraz daha yeşilliğe mi yöneliyorsunuz? Evet, biz yeşille, doğayla yaşamak daha güzel olduğunu düşünüyorum. Peki sizce Muğla yeşilliğe değer veriyor mu yeteri kadar? Muğla'mız bütünüyle bana göre bir dünya kenti. En büyük yeşillere, hem denize hem de doğaya iç içe bir kent. Halkımızın yeterince bunları düşündüğünü umuyorum. Hani ne bileyim ben. Duyarlı bir kent aslında. Evet, aslında hem köylü hem memur kenti Muğla. Artı turizmi, birçok gelirleri, birçok
kaynakları olan bir il. Bunu da halkın çok iyi değerlendirmesini düşünüyorum. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Pandemiden dolayı çok dikkatli yaşamalarını isterim. Hani, bu sürecin bir gün bitecek ama daha çok yakın olmadığını düşünüyorum. Ona göre davranmalarını isterim. Şahin Hoca. Pandemiden sonra sizin hayatınızda ne değişecek? Emekli olduğumuz için hiçbir değişiklik olmayacak. Ama sevdiklerinizle yan yana durabileceksiniz. Sevdiklerimizle yan yanayız zaten. Çekirdek aileyiz. Onun için çok şey. Peki. Gelirler azaldı ama zamlar ve giderler devam ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onun için diyorum hiçbir şey fark etmeyecek. Daha da kötü olacağız. Peki bu süreç nasıl düzelebilir? Bu durum düzelebilir mi? Yok. Düzelmez mi? Düzelmez. Çünkü tüketime alışmış baştakileri. Üretime teşvik de yok. Üretimle uğraşanlara destek de yok. Nasıl olacak? Sadece tüketimle, satmakla. Zor. Peki sizce halk yeteri kadar bunu dile getiriyor mu? Hakkını arıyor mu? Yok, aramıyor halk da. Çünkü onlardan biraz nemalanan kesim var. Onların yüzünden diğerlerinin sesi duyulmuyor. Duyulsa bile aldırış etmiyorlar. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Haklarını sonuna kadar arasınlar. Yani bu böyle gitmez. Onlar saraylarda keyif çatıyorlar. Daha saray yapıyorlar ama emeklinin, işçinin, askeri ücretinin durumunu hiç gelsin pazarı dolasın. Fiyatlar nasıl peki pazarı? Çok pahalı. Ha, o pahalı derken onlar hak etmiyor mu? Onlar da hak ediyor. Üretici hak ediyor. Ama aracılar ortalığı karıştırıyor. Bugün Halkın Sesi programında halkımıza pandemiden sonra onlar için ne değişecek sorusunu sorduk. Bugün için sabır, yarın için endişeli olsalar da gelecek için hala umut var. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.